Lösemi dünyada her yıl 1 milyon çocuğu tehdit ediyor. Türkiye'de ise 1500 çocuk lösemi yani kan kanseri hastalığına yakalanmakta. Tedavisi geçmişe oranla artık daha mümkün olan bu rahatsızlık, en basit tabirle kemik iliğindeki hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklarda sık rastlanan hastalık hakkında çocuk hastalıkları uzmanı Ahmet Arıcı bilgi verdi. Lösemi vücudumuzda bulunan kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması, kabaca böyle diyebiliriz. Her insanda olması gereken bir takım hücrelerimiz var, kan pulcuklarımız var, ak yuvarlarımız, al yuvarlarımız var. Bunların hastalığın tipine göre çok çok farklı tipleri var. Kontrolsüz olarak çoğalması ve buna bağlı olarak da üretimin durması ya da kemik iliğinde dediğimiz onları üretim yerine yaşanılan sorunlar. Löseminin eskiden sonucundan daha çok korkulan bir hastalık olduğunu dile getiren Aracı, tedavisi artık mümkün olan fakat hastayı bekleyen meşakkatli süreç dolayısıyla yorucu ve zor geçen dönemin vücuttaki diğer rahatsızlıkları da tetikleyebildiğini ifade etti. Bu üretilen yerin hatanın diyelim ki kemik iliğinde bir yeri fazla üretiliyor. Öncelikli olarak o hatalı üretilenleri komple yani o diyelim ki normalde bir olması gereken bu hücremiz herkese diyelim ki bir bu hastalarda 15-20 yani çok fazla sayıda. Önce bu hatalı hücrelerin hepsi temizleniyor kandan. Vücuda onu öldürücü, onu engelleyici, tedavici ilaçlar veriliyor. Daha sonra tekrar vücuda bazen kemik iliği transplantasyonu, bazen vücudun kendisini bırakmasına bağlı olarak yeni sağlam hücreler üretmesine olanak tanınıyor. Özellikle ailelere tedavi sürecinde mutlaka psikolojik destek verilmesi gerektiğini belirten Doktor Aracı, bu desteğin ilk günden itibaren uzmanlar tarafından çocuğa ve aileye sağlandığını da ekledi. Önce çocuk ve aile alınır, aileye hastalık hakkında bilgi verilir. Bu bilgiyi verirken hoca olur başında, bu işi yönlendirecek olan hoca. Mutlaka bir tane psikiyatrist, çocuk psikiyatrist olur ve bir de erişkin psikiyatr olur. Onlar bu çünkü adı çok korkunç olduğu için herkes bu konuda bir infial yaşıyor. Ondan sonra bunun neler beklediğini, neler olabileceğini bunlar anlatılır. Bu konuda aileye destek verilir. Yani önce profesyonel olarak anlatılıyor ve profesyonel olarak destek alınıyor ailelere.